Şimdi Türkiye'deki Facebook kullanıcısı atıyorum belki 100 milyondur. Ülke nüfusu 80 milyon. Nasıl 100 milyon oluyor? Çok basit arkadaşlar. Fake ulan fake. Bir de onun telefon numarası da sızdırılmış şeyde. Facebook verileri çalınmış ya. Arardık keşke. Gizli numara arıyor diyor. Eskiden bir tek Sine 5 vardı. Karartılı yayın oluyordu. Spreyini çözüyorduk onu. Yine izlemeye çalışıyorduk orada lan. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftada yoğun bir teknoloji gündemi bizleri bekliyor. İlk haberimiz LG'nin mobil pazardan çekilmesi. Evet, çok beklenen bir haberdi aslında. Yeni bir zaten şey mobil pazarda yoktu. Türkiye'de yoktu da dünyada bir şeyler yapıyordu. Böyle garip garip T şeklinde telefonları falan vardı ya, hatırlıyorsun. Ama Türkiye'ye de getirdiler ya. Getirdiler şey, Türkiye'ye. Getirdiler öyle. Biz görmedik. Kimse görmedi zaten ya. Nerede saçma sapan bir telefon abi. T şeklinde ekran mı olur Allah sayın? Ya LG şunu yapmaya çalıştı biraz. Dedik ki biz inovasyon yapalım. Böyle olmayan bir şey yapalım. Değişiklik olsun. Çok değişik yaptılar işte. Evet, fazla değişik olunca hani anlaşılamadı. Hani böyle tarihte tutmayan saçma sapan şeyler vardı ya. İleride belki bu da o galerilerden birinde yer alabilir. Evet. Bu telefon sonrasında şirket batmıştı falan diye. Biz onunla ilgili bir video çektik bu arada arkadaşlar. Evet. LG ile ilgili hani telefonunuz varsa hala kullanan var mı bilmiyorum ama belki eskilerden kalan varsa güncelleme gelecek yani bir şu vardı. Şimdi LG hani uzun süredir söylenen tahmin ediyor. LG sürekli yalanlıyordu. Yok ya diyordu biz devam edeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar mobil pazardayız falan. Ama ne oldu? Birden bir sabah bir uyandık. Şöyle oldu. Satmaya çalıştılar. Açıkçası ben onu takip ediyordum yurt dışından. Başka bir gruba ama herhalde kimse almak istemedi onların mobil işbirliğini. Evet, o yüzden tabiri caizse ellerinde patladı ve kapatmaya karar verdi. Sene sonunda kapanacak. Eğer LG telefonunuz hala varsa ve güncelleme alabilecek durumdaysa bilmiyorum. Genelde eski telefonlar çok vermiyordu. Servisi mervisi de devam edecekmiş. Yani bölgelere göre, ülkelere göre değişiklik gösterecek dedi. Muhtemelen Türkiye'de çok fazla devam etmez. Güney Kore'de falan devam edebilir. Devam edebilir bir süre daha. O yüzden geçmiş olsun düz buradan LG'ye ve diğer haberimize geçiyoruz. Facebook verileri sızdı. 500 küsür milyon kullanıcının verisi sızmış. Yarım milyar insan. Evet, Türkiye'den de 20 milyon kişinin Facebook bilgileri sızmış. Ad, soyad vesaire Türkiye'de artık kullanan herkesin sızmış demiş. Şimdi Türkiye'deki Facebook kullanıcısı atıyorum belki 100 milyondur. Şimdi diyeceksiniz ki ülke nüfusu 80 milyon. Nasıl 100 milyon oluyor? Çok basit arkadaşlar. Yani Türkiye'de herkesin 20 tane Facebook hesabı var. Adam 20 tane açıyor kız hesabıyla falan. Erkekler kadın hesabı açıyor. Bir ara şey çok yapıyorlardı ya lisede falan. Liseliler daha doğrusu. Kız hesabı açıyor. Erkek arkadaşını falan ekliyor. Bak, deniyor bakayım. Dönüş yapacak mı falan. Evet, evet, öyle. Yani öyle açılan yüzlerce binlerce hesap var arkadaşlar. Facebook'ta bunları kapatmıyor biliyorsunuz. Girip dondurmanız lazım. Yani dondurmadığınız takdirde hesabı 100 yıl uğramasanız da o hesap orada öyle atıl bir şekilde bekliyor yani. O yüzden dikkat edin. Yapacak bir şey yok yani. Bilgiler sızmış. Ya zaten sızmayan bilgiler mi kaldı ya? LinkedIn de aynı zaten, şey yapıyorsun. Onunla abi 500 bilgilerin milyon. Sızması şöyle bir şey. Facebook'a bilgilerini verdin mi? Tamam zaten sızmış, o bilgiler sızmış oldu. Evet. Yani Zuckerberg'in bu bilgilere karşı biliyorsun bir zaafı var. Adam mahkemeye de çıktı bu yüzden. Bir de geçen gün ben garip bir haber okudum. Kendisine mesela Signal kullanıyormuş. Evet, evet onu biz de yaptık. Bizim siteyi yaptık o haberi. Adam evet. WhatsApp'ı kendisi bile kullanmıyor. Güvenmiyor demek. Kendi kendine güvenmiyor ama. Lan ya benim bilgilerimi ben çalarsam falan. Bir de onun telefon numarası da sızdırılmış şeyde. Bu Facebook verileri çalınmış ya. Evet orada. Bir haber de çıkmıştı. Zuckerberg'in telefon numarası. Arardık keşke. Şey. Ya sana olacak. Gizli numara arıyordu. Türkiye'den mi arıyorlar filan? Bir diğer haberimiz Türkiye'den arkadaşlar. Gain isimli platform vardı biliyorsunuz. Excel ile beraber çıkmışlardı aynı dönemde. Ne oldu onu kimsenin tam olarak kestiremedi. Ya çok onun enteresan bir takipçisi vardı onun. O bir ücretli şeye geçti. Şimdi ücretsizdi o başlangıçta. 23.90 milyon öyle bir rakamı var. Klasik. Normal klasik. Bir rakam. Evet. Hatta ucuz bile bence şu an ucuz kaldı ama tabii o Gain biraz şey gibi değil. Yani Netflix gibi değil. Ama şöyle bir şey var abi. Şu anda her şeye para vermeye başladık biz biliyor musun? Tabii ki bir sürü şey var ya. Yani her dizi için neredeyse farklı bir platform takip etmemiz gerekecek. Evet. Şimdi adam sallıyorum şimdi. Hasan Can'ın mesela Konuşanlar programı var. Ben onu çok seviyorum. Onun için Excel alacağım. İşte Netflix zaten böyle bir elektrik su gibi bir şey oldu. Aynen. Mutlaka otomatik ödüyoruz her ay. Her ay. İşte müzik platformu için Deezer'dir. Spotify'dır. Apple Music'tir vesaire. Oradan ayrı bir para ediyorsun. YouTube için YouTube Premium falan ona ayrı para ediyorsun. Şimdi şey çıktı. GeForce Now çıktı. Ha, GeForce Now hadi oyun oynayacağım bilgisayarım yetmez diyorsan ona ayrı para veriyorsun. Ona para veriyorsun ama maşallah. İnternet su falan zaten ayrı bir şey. Para. Evet. Baktığın zaman 500 lirayı buluyor şey, yani. Faturalara gidiyor. Geçiyor bile hatta. Geçiyor yani. Abi. Elektrik su, telefon. Yani. Şimdi bir de hani bir de maç seyretmeyi sevenler vesaire var. Onlar
Adam ilk paket için Bein Sports alıyor. Bakıyor Şampiyonlar Ligi başka bir şeydi. Onun için gidiyor başka bir şey alıyor. Ama kusuruk bir hale geldi. Eskiden bir tek Sine 5 vardı. O da böyle karartılı yayın oluyordu. Spreyle çözüldük onu. Yine izlemeye çalışıyorduk orada. Evet. Şimdi öyle bir şey de yok. Öyle bir şey de kalmadı. Teknoloji gelişti. Bizimle bir ilgili haber verelim. Kaptur incelemesi yayınlandı kanalımızda. Ford Kuga'yı çektik. Evet. Ford Kuga gelecek önümüzdeki hafta. Özel bir araç geliyor. Osman sen söyle onu. Hadi bakalım. Ne geliyor ya? O kadar özel ben bilmiyorum falan. Konuştuk Mercedes. Ya. EQC. Neydi? EQC geliyor arkadaşlar. 1 milyon TL'yi aşan fiyatıyla. Evet, dikkatli kullanalım Osman. Özgür Çetin sen kullanma onu. Ben kullanayım. Sen kullanırsan. Aşk olsun Osman. O değil abi. Arabalar çok pahalı. Çok pahalı. Yani. Ben anlamıyorum. Ya. Hangi arabayı incelesek sürekli aynı şey. Fiyatı çok. Çok fiyatı çok. Kaptur'u inceledik pahalı geldi. 380 bin lira. Kuga 500 bin pahalı geldi. Bu 1 milyon lira. O zaten pahalı. Hayır artık yani, algı şey oldu hani 500 bin. Ranger inceledik 400 küsür bin pahalı. O da 400 pahalı. Küsür bin. Yani ucuz bir şey inceledik bir bu arada. Bir Dacia Sandero güzeldi ya. Sandero 200 bin lira. Ona da zam gelmiş ya. 200, 2 bin, 3 bin lira oldu şimdi bu kur artışından son bir hafta ciddi. Diyorum biz artış mi çok fakiriz, arabalar mı çok ya pahalı? Ya şöyle, şöyle bir sorun oldu orada Osman. Araba fiyatları öyle bir arttı ki hani senin maaşın veya elde ettiğin gelir o oranda artmadığı için biz biraz şeyde kaldık açık söylemek gerekirse. Bu hepimiz için geçerli. Sadece senin benim için değil. Bu devirde abi aslında belediyede iş böyle bazı İyi belediyeler para yaptı ya 5 bin, 6 bin. Sağlam. Ya onların aldığı zam mı hiç kimse almadı. Aslında şöyle ben mesela kimin ne maaş aldığı ya da bir arabanın ne kadar pahalı olduğu beni ilgilendirmiyor da beni ilgilendiren şey bizim gelirlerimizin o kadar artmıyor olması. Yani o oranda artsa o zaman sen diyorsun ki tamam hani o pahalı ama benim de maaşım işte şu oldu bu oldu. Zaten var. Bizim sen yok, bize, bizim sen artmıyor. Sen bize zam yapmıyorsun yapmıyor, diye. Yapmıyorum, sorma. Ben kendime yapıyorum, size yapmıyorum diyelim. Şimdi arkadaşlar, Şikayetim Var programımız devam ediyor biliyorsunuz. Her pazar günü. Yani yarın. Ve yarın, evet. Markalarla ilgili şikayetlerinizi topluyoruz. Onun yenisi çekilecek, çekildi daha doğrusu ve yayınlanacak. Yarınki programımızda General Mobile konuk oluyor. Bir Türk markası. Türk markası ve uygun fiyatlı telefonlarla biliniyor. Hatta yeni modeller de geliyor. Onlarla geliyor mu ya? Geliyor. 21 geliyor. Bir ara battı dediler, çıktı dediler, bir daha battı dediler. Yani batmamış herhalde. Batmadılar, yok. Batma yok. Yalnız bir Apple mantığına vallahi. Sen de bir tane telefon falan. Evet, onlar biraz öyle yavaşladı ya. GM9, bir ara çok seri tanıtıyorlardı. Yani böyle 3-4 model falan. 9 tam sonra bir yavaşladı yani. 9 Pro özellikle. 9 ve 9 Pro'dan sonra çok ciddi ondan bir yavaşladı. Ondan sonra zaten battı dedi herkes. Battı dediler, bir şeyler yani oldu falan. Güzel de satıyordu aslında ya. Baktığımda bayağı. Ya onların bir efsane modeli vardı bundan birkaç sene önce. Discovery modeli vardı. O efsane satmıştı ve efsane bir telefondu. Ondan sonra da o seneyi biraz çıkamadılar ama hala gideri olan bir marka. Şikayetlerinizi de gönderdiniz. Onları da yarınki videomuzda sizlere yanıtlamış olacağız arkadaşlar. Bir diğer haberimiz ise Google I.O. 2020 etkinliği tarihi duyuruldu. 18 Mayıs 20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik. Google'la ilgili daha çok geliştiriciyle ilgilenen bir konu. Android tarafıyla aslında. Evet. Son kullanıcıyla ilgilendiren tarafları olan bir... Ya son kullanıcı şu açıdan ilgileniyor. Beta sürümü vesaire yayınlanıyor ya. Bazı evet, meraklı arkadaşlar var. Hemen indireyim bakayım. Bakayım kullanayım. Mesela biz yapabiliriz yani onu. Yani... Ne olsun hocam? Olabilir. Yaparız. Öyle de bir bilgiyi de vermiş olalım arkadaşlar. 380 bin ama tamam yaparız. Telefonla yaparız evet. Evet arkadaşlar, bir Teknoloji Oku yorum programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yepyeni konularla karşınızda olmak üzere hoşçakalın diyorum. Ama kanalımıza abone olmayı, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.